Yunanistan ve Makedonya'daki mülteci kamplarına gitti foto muhabiri Stoyan Neo. Mültecilerin umut trenlerine binmek, Avrupa'ya gitmek için verdiği mücadeleye tanıklık etti. Ama en çok mülteci çocukların yüzlerinden, hikayelerinden etkilendi. Çektiği kareyle 2016 Pulitzer ödülüne layık görülen foto muhabirinin objektifinden yansıyanlar, Sofya'da açılan sergiyle gözler önüne serildi. ...15 yıldır fotoğraf karelerinde insan manzaralarına yer veren Bulgar foto muhabiri Stoyan Neno. Yunanistan, Makedonya kamplarında yaşadı, mültecilerin hayatlarına, umuda yolculuklarına ve çektikleri sıkıntılara şahit oldu. Bu zorlu yolculuk, Bulgar foto muhabiri Stoyan Nenov'a 2016 yılında Pulitzer ödülünü kazandırdı. Nenov'un Makedon Gevgeli şehrinde dolu trene camdan binmeye çalışan bir mülteci gözler önüne seren karesi büyük ses getirdi. Bu fotoğrafı Yunanistan-Makedonya sınırında çektim. Günde 2-3 tren geliyordu. Binlerce mülteci bu umut trenlerine binmek için bekliyordu. Trenler yeterli değildi. Herkes o trenlere binmek istiyordu. Polisler trenlerde izdiham yaşanmaması için durumu kontrol etmeye çalışıyordu. Bu karede Avrupa'ya gitmek için trene binmeye çalışan bir mülteci. Her şey ortada. Stoyan Nenov'un deklanşöründen yansıyan kareler, Sofya'da Çek Kültür Merkezi'nde açılan bir sergiyle gün yüzüne çıktı. Bu insanların çoğu büyük zorluklar yaşıyor. Şartlar çok ağır. Umut yolculuklarında hayal kırıklığına uğrayanlarsa saldırgan olabiliyor. Bu kadar güçlüğe rağmen mülteciler yolundan vazgeçmiyor. Bir foto muhabir insanların yaşadığı bu trajedi karşısında duyarsız kalamaz. Ancak kamunun bütün olayları objektif ve kaliteli görebilmesi için soğukkanlı kalması gerekiyor. Bu ayrıntı çok önemli. Nenov, kamplarda bitmeyen umudunsa hiç kuşkusuz çocuklar olduğunu belirtiyor. Çocuklar olup biteni anlamıyor. Ancak çok mağdur durumda oldukları ortada. Geçen yıl İdomeni kampında çektiğim bu kareyi her gün elbise ve erzak dolu kamyonlar geliyordu kamplara. İnsanlar açtı. Bu yumurtaları yakalamak için kavga ediyorlardı. Umut bunun neresinde? Tekerlekli sandalyede gelenler, engelliler, çocuklar. Onların yaşadıkları anlatılamaz. Stoyan Nenov'un Yunanistan'dan Makedonya'ya geçen Suriyeli bir ailenin battaniyelerle çocuklarını sardıkları bu kare, yaşananları tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Mültecilerin dramını tüm gerçekliğiyle yansıtmaya çalışan Stoyan Nenov'un yaşadıkları kendi hayatına da tesir etmiş. Çoğu gece kabus gören Nenov, yaşadıklarını hayatıyla harmanladığını belirtiyor. Umudunsa mülteciler için hiç bitmeyeceğini.